31 Mart seçimlerine yaklaştığımız şu süreçte kampanya çalışmalarından tutun, belediye başkanlıklarını bırakanların yapmış olduğu çalışmalarla şehrimiz çalkalanmaya başladı. Artık Kahramanmaraş'ın bu zihniyetten bir an önce kurtarılması gerekiyor. Gider ayak bile nasıl eder de Kahramanmaraş'a zarar veririz, nasıl eder de kesemize biraz daha bir şeyler indiririz, nasıl eder de yandaşımızı, etrafımızdaki eşimizi, dostumuzu bir şeylerden nemalandırırız. Çabasından dolayı bugüne kadar zaten hizmet etmedikleri Kahramanmaraş'ı biraz daha kullanmaya çalışmalarından artık bıktık, yorulduk. Şimdi KASKİ personelinden bana gelen bir yazıyı okuyacağım sizlere. KASKİ'den gelen yazıda aynen şunlar yazıyor. Kıymetli hemşehrim. Ne zaman ki Hayrettin Güngör'ün aday gösterilmediği açıklandı, Hayrettin Güngör yakın arkadaşına torpil yapmak ve kadrosu burada olmamasına rağmen genel müdürlük sıfatını asareten alıp genel müdürlükten emekli olabilsin diye arayış haline girildi. Tahir Tekin, Hayrettin Güngör'e bir maaş dahi alsam genel müdürlük ek göstergesini ver. Emekliliği hak ediyorum. Sen benim yazımı yaz, ben Ankara'dan halledeceğim diye baskı yapmaya başladı. Bakanlık seçime bir ay var. Bu yapılan etik olmaz. Seçilecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iradesini hiç saymak olur gibi yaklaşımda bulunsa da Tahir Tekin Kayserili olduğu için hatırı sayılı dostlarını devreye sokarak önce İçişleri Bakanlığı'nda kadrosunu sonrasında ise KASKİ Genel Müdürlüğü'ne asaleten atama yazısını hallettirdi. Bir ay genel müdürlük yapıp seçim sonrası Ankara'ya dönecek olan sadece bir maaş alarak genel müdürlükten emekli olacak bu adamların derdi hiçbir zaman Kahramanmaraş olmamış, hep şahsi menfaatler olmuştur. Seçilecek olan başkan kim olursa olsun kendi ekibiyle çalışamayacak, önce bunlar ile uğraşacaktır. Kıymetli hemşehrilerim, bu kadroda bir adet dahi maaş aldığı zaman o göstergeden, o kadronun göstergesinden emekli olabilmek amacıyla şehrimizin ve ülkemizin nasıl talan edildiğini KASKİ'de çalışan arkadaşımız bize gönderdi. Biz de bunu noktası virgülüne dokunmadan siz hemşehrilerimizle paylaştık.